Evet arkadaşlar, nem ve yağışla devam ediyoruz. Her ikisi de karasal iklime sahip olmasına rağmen Doğu Anadolu bölgesi İç Anadolu bölgesinden daha çok yağış almaktadır. Buna göre Doğu Anadolu bölgesinin İç Anadolu bölgesinden daha fazla yağış alması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Arkadaşlar, Doğu Anadolu'nun daha fazla yağış almasının sebebi ortalama yükseltisinin bu bölgemizde ne olmasıdır? Fazla olmasından dolayıdır. Biliyorsunuz ortalama yükseltinin fazla olduğu yerlerde yağış da nedir? Fazladır. O zaman biz ne ile ilgili bir şey arayacağız? Bizim cevabımız yükselti ile ilgili olacak. Hangisiyle açıklanır diyor? Enlem değil, basınç merkezleri değil, denize göre konum değil. Bizim cevabımız D seçeneği yükselti olacak. Hakim rüzgar yönüyle bir ilgisi yok sorunu. Devam ediyoruz. Haritada numaralara gösteren alanlarda görülen yağışların oluşum şekli aşağıdaki hangisinde doğru sıralanmıştır? Arkadaşlar, bir de yükselim yağışı, yükselim. 2'de orografik yağış, orografik yağış yani yamaç. 3'te ise cephe yağışları yani Muğla ve çevresinde görülen. Sevgili arkadaşlar, bizim yükselim, orografik ve cephe yağışını arayacağız. C seçeneğine baktığınızda yükselim, orografik ve cephe yağışı yani C seçeneği bizim doğru cevabımız olacak diyoruz. Devam ediyoruz. Yağış rejimleri benzer kent çifti aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Yağış rejimleri benzer diyorsa arkadaşlar, bu iki ilimizin iklim özellikleri ya da iklimi ne olacaktır? Benzer olacaktır diyoruz. İstanbul'da denizellik, Ankara'da karasallık değil. Kars, karasallık, Muğla, denizellik. Ordu ve Trabzon ikisi de Karadeniz bölgesinde, Karadeniz ikliminin etkisi altındadır. Yağış rejimleri ne olacaktır? Benzer olacaktır diyoruz. Konya, karasallık, denizellik. Denizellik ve denizellik, bir tanesi Akdeniz iklimi, diğeri ise Karadeniz iklimi. Dolayısıyla yağış rejimleri benzer değildir. Bizim cevabımız nedir arkadaşlar? C seçeneği diyoruz. Sıcaklık ile buharlaşma arasındaki ilişki göz önüne alındığında aşağıdaki kentlerimizin hangisinde buharlaşma diğerlerinden daha az gerçekleşmektedir? Buharlaşma üzerinde en önemli faktör nedir? Sıcaklıktır arkadaşlar. O zaman sıcaklığın az olduğu yerde buharlaşma da nedir? Azdır. İllere baktığınızda buharlaşma fazla, buharlaşma fazla, fazla, fazla. Ama Ardahan diğerlerine göre daha soğuk olduğu için buharlaşma burada ne olacaktır? Az olacaktır diyoruz. A seçeneği. Yukarıdaki haritada numaralandırarak gösterilen merkezlerin hangisi yer şekilleri nedeniyle daha fazla yağış almaktadır diyor. Arkadaşlar, yer şekilleri nedeniyle daha fazla yağış alan yerimiz neresidir diyor. Burada Türkiye'de en fazla yağışın düştüğü yer Karadeniz kıyı kuşağıdır. Tamam. Burada da Batı Karadeniz'de 2 numaralı bölgede verilmiş. Dolayısıyla Batı Karadeniz yağışın fazla olduğu bir yerdir. Bizim cevabımız ne olacaktır? B seçeneği olacak diyoruz. Yukarıdaki haritada işaretli alanların hangisinde Temmuz ayında bağıl nemin en fazla olması beklenir? Arkadaşlar, bağıl nem demek yağış demektir. Temmuz ayı yaz mevsimi. Türkiye'de yaz mevsiminde yağışın düştüğü yer neresidir? Doğu Anadolu bölgesidir. Yani 5 numaralı yerdir. Bizim cevabımız da ne olacaktır? E seçeneği olacak diyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesi İç Anadolu bölgesinden daha çok yağış aldığı halde yazların en kurak geçtiği bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? Arkadaşlar, Güneydoğu Anadolu bölgesi İç Anadolu bölgesinden daha fazla yağış almasına rağmen yaz burada kuraklık nedir? Fazladır. Burada kuraklığın fazla olmasının nedeni buharlaşmanın şiddetli olmasıdır. Buharlaşma bu bölgemizde şiddetli olduğu için yaz çok kurak geçmektedir. Doğal bitki örtüsünün cılız olması değil, yer şekillerinin sade olması değil, doğal gölün bulunmaması değil. D seçeneğinde buharlaşmanın şiddetli olması demek sevgili arkadaşlar, Güneydoğu Anadolu bölgesinin daha kurak olduğu anlamına gelir. Akarsu ağının seyrek olmasıyla bir ilgisi yok. Bizim cevabımız D seçeneği olacak diyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. İç Anadolu bölgesi Türkiye'nin en az yağış alan yeridir. Bu durumun oluşmasında faktörlerin hangileri etkili olmuştur diyor. Şimdi arkadaşlar, İç Anadolu bölgesi az yağış almasının nedeni etrafındaki dağların etkisi vardır.
Kuzeyinde Kuzey Anadolu dağları, batısında denize dik uzanan dağlar, güneyinde Toroslar, doğusunda ise Doğu Anadolu bölgesinde bulunan dağlar, İç Anadolu bölgesi etrafındaki dağların etkisi vardır. Az yağış alması. Sürekli alçalıcı hava hareketlerinin görülmesi, sevgili arkadaşlar, alçalıcı hava hareketleri demek mevcut olan nemi ortadan kaldırması demektir. Mevcut olan nem ortadan kaldırdığı için burada yağış oluşumu ne yapmıştır? Engellenmiştir. Bizim cevabımız C seçeneği, yani 1 ve 2 olacaktır diyoruz. Toprakların adasa bırakılmasının en önemli nedeni toprağın su ihtiyacını karşılamasıdır. Buna göre aşağıdaki bölge eşleştirmelerinin hangisinde sırasıyla Nadas en az ve en çok ihtiyaç duyan bölgeler birlikte verilmiştir. Sevgili arkadaşlar, Nadas toprağın boş bırakılmasıdır. Neden dolayı boş bırakılmasıdır? Sudan dolayı boş bırakılmasıdır. Yani su ihtiyacının ya da suyun az olduğu yerlerde toprak bir sene boş bırakılır. O halde en az olan yer her mevsim yağış alan Karadeniz bölgesidir. En çok olan yer ise Türkiye'de en az yağışın düştüğü İç Anadolu bölgesidir. Dolayısıyla bizim cevabımız en az Karadeniz, en çok İç Anadolu bölgesi, yani D seçeneği olacaktır diyoruz. Haritada gösterilen illerin hangisindeki yıllık yağış miktarı en fazladır? Arkadaşlar, yıllık yağış miktarı en fazla denildiği yer, her mevsim yağış alabilen yer olacaktır. Her mevsim yağış alan yer Rize'dir arkadaşlar. Ve en fazla yağış da sonbaharda ama her mevsim yağış alır. Dolayısıyla bizim cevabımız Rize, yani B seçeneği olacak diyoruz. Akdeniz bölgesinin yıllık yağış miktarı 1500 mm'yi bulurken Ege kıyılarında 700 mm'yi geçmemektedir. Buna göre aynı iklim özellikleri yaşanan bu bölgelerde görülen yağış farklarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar, Akdeniz bölgesi Toroslar, dağlar denize nasıl uzanıyor? Paralel uzanıyor. Ege'de ise dağlar dik uzanıyor denize. Şimdi Akdeniz üzerinden gelen nemli hava kütlesi Torosların güney yamacına bol miktarda yağış bırakır. Çünkü nemli hava kütlesinin önüne çıkan yükseltiden dolayı. Ama Ege bölgesi, Ege denizi üzerinden gelen nemli hava kütlesi bu dağ vadileri arasından geçerek iç kesimlere kadar etkili olabilmektedir. O halde dağların denize göre konumlarının farklı olması demek, yağış miktarlarının da birbirinden farklı olması demektir. Diyor ki, aynı iklim özellikleri yaşanan bu bölgelerde görülen yağış farklarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Neyi arayacağız? Dağların denize göre konumuna bakacağız. Ortalama sıcaklığın farklı olması, hakim rüzgar yönü, enlem. Arkadaşlar, D seçeneğine baktığınızda aradığımız ve cevabını bulacağımız dağlar kıyıya göre konumu bizim doğru cevabımız olacaktır. E seçeneğindeki denizlerdeki tuzluk farkıyla bir ilgisi yok. Karadeniz ikliminde her mevsim yağış görülür. En çok yağış ise sonbahar mevsiminde düşer. Buna göre Karadeniz ikliminde görülen bu yağış rejimi aşağıdakilerin hangisi üzerinde etkili olmamıştır diyor. Arkadaşlar, orman alanları üzerinde etkilidir, toprak türü üzerinde etkilidir, tarımsal faaliyetler üzerinde etkilidir yağış. Akarsu rejimlerini etkiler ama D seçeneğinde görülen ulaşımın gelişmemesinde burada etkili olan faktör nedir? Yer şekilleridir diyoruz. Yer şekillerinden dolayı arkadaşlar, ya da yer şekilleri, yani ulaşımın gelişmemesinin sebebi yer şekilleridir. Bunun yağışla hiçbir ilgisi, iklimle bir ilgisi yoktur diyoruz. Devam ediyoruz. Havanın bağıl nemi ve nem açı buharlaşmayı etkilemektedir. Buna göre aşağıdaki kentlerin bağıl nem ve nem açığı oranları düşünüldüğünde hangisinde buharlaşma diğerlerinden daha az gerçekleşmektedir diyor. Peki arkadaşlar, burada buharlaşmanın az olduğu yer, sıcaklık ortalamasının düşük olduğu yer olacak. Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Edirne ortalama sıcaklıkları yüksek ama Rize, sevgili arkadaşlar, ortalama sıcaklıkları düşük olan bir ilimiz ve her mevsim yağış olduğunu da unutmayalım. Dolayısıyla bizim cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Türkiye'deki yağış rejimi ve yağış miktarları düşünüldüğünde yağışın ve yağış rejiminin aşağıdakilerin hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez. Yağış yerleşme dokusu üzerinde etkilidir. Bitki örtüsünün sonucudur. Konu tipleri etkiler, akarsu rejimlerini etkiler. E seçeneğinde belirtilen maden çeşitliliğin yağış rejimiyle bir ilgisi yok. Maden çeşitliliği ülkenin geçirmiş olduğu nelerle ilgilidir? Jeolojik devirlerle ilgilidir arkadaşlar. Bizim cevabımız E seçeneği olacaktır diyoruz.
Ülkemizde yaz aylarında yağışların azalması ve kuraklığın yaşanması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Ülkemizde yaz ayları, daha doğrusu biz Akdeniz iklim kuşağında bulunuyoruz. Akdeniz iklim kuşağının yazın yağış almamasının sebebi ise 30 dinamik yüksek basınçta, yani Asor dinamik yüksek basıncın etki alanının genişlemesi ve yaz aylarında Türkiye etkisi altına almasından dolayı. Bu Asor dinamik yüksek basınç arkadaşlar alçalıcı hava hareketleri demektir. Eğer bir hava kütlesi alçalıyorsa yağış oluşmaz. Yağış oluşumunu ortadan kaldırır. Dolayısıyla burada etkili olan faktör dinamik yüksek basınç olacaktır. Buharlaşmanın azalması değil, bağıl nemin artması değil, maksimum nemin artması değil. D seçeneğine baktığınızda dinamik yüksek basınç etki sahasının genişletmesi sonucunda yaz aylarında yağış oluşması ne yapılıyor? Engelleniyor. Fön rüzgarlarının etkisini artırmasıyla bir ilgisi yok arkadaşlar. Bizim cevabımız D seçeneği olacaktır diyoruz. Ülkemizde meteoroloji istasyonları ve verileri incelendiğinde en yüksek yağış değerlerinin ölçüldüğü dağların diğer yamaçlarında yağışın çok azaldığı görülmektedir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar şunu demeye çalışıyor. Bir dağ düşünün. Tamam. Deniz üzerinden gelen nemli hava kütlesi bu dağ yamacı boyunca yükseliyor. Ve belli bir yükseltiden sonra yağışa geçiyor. Yağış bıraktıktan sonra dağın diğer tarafını alçalıyor. Alçalan bu rüzgar fön rüzgarıdır. Fön rüzgarı arkadaşlar yağış oluşumunu engeller, sıcaklığı arttırır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Diyor ki, dağın bir tarafının fazla yağış alması, diğer tarafının almamasının sebebi nedir diyor. Etkili olan dinamik yüksek basınç değil, dağların dik uzanması değil, kıyı. Rüzgarların denize bakan yamaçlara yağış bıraktıktan sonra fön karakteri kazanmasıdır. Yani bizim cevabımız C seçeneği olacaktır. Ormanların eşit dağılmaması, yetişen tarım ürünlerinin farklı olması bizim cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Devam ediyoruz. İç Anadolu bölgesi orman alanlarının azlığının yanı sıra NADAS'a bırakılan toprak miktarının en çok olduğu bölgemizdir. Peki, NADAS. Bunun sebebi nedir? Niye NADAS? Niye toprağı boş bırakıyorsun? Yağış yetersiz olduğu için. Yağış yetersiz olduğundan dolayı NADAS'a arazi bırakılır. Bu durum aşağıdaki hangisinin etkisi vardır diyor. Ortalama yükseltinin fazla olması, kışların soğuk ve uzun geçmesi, cevap C seçeneği, yağış yetersizliği, toprakların erozyonla yok olması, tarım alanlarının geniş olması. C seçeneği bizim doğru cevabımız.